Şairler astronot olsaydı neler hisseder, dünyayı nasıl tarif ederlerdi diye düşünürüm bazen. Bunu anlamanın en kolay yolu şairleşen astronotların sözlerine kulak vermek herhalde. Şimdi size birkaç fotoğraf göstermek istiyorum. İlki bu. Nasıl? Modern bir sanat eseri gibi, değil mi? Aslında bu bir havaalanı. Sıradakini tahmin edebilir misiniz? Bir kömür madeni. Bu bir kasaba ve bu da bir yol kavşağı. 100 yıl önce aynı yere aynı açıdan baksaydınız bu karelerdeki tasarımları göremeyecektiniz. New York'un ortasındaki Central Park'ta da, Kamboçya'daki Angkor Wat Tapınağı'nda da hep aynı şeyi fark ediyoruz. Doğal bir tasarımı şekillendirmeye çalışan insan tasarımları. Bir şeylere hükmetmek, ona sahip olmak ve şekillendirmek. Nedense biz insanlar için çok önemli şeyler bunlar. Az önce sizlere gösterdiğim bu fotoğrafların bir ortak özelliği daha vardı. Hepsi de bizim onları normalde görebildiğimiz açıdan daha farklı, tepe bir açıyla uzaydan çekilmişti. Brezilya'daki meşhur, böyle adına şarkılar falan yazılmış olan Ipanema plajında çekilmiş pek çok fotoğraf vardır ve bu fotoğraflara özellikle de biz erkekler baktığında aklımız başımızdan gidebilir. Ama aynı yer böyle bir açıyla çekilip kadrajlandığında bize çok farklı şeyler düşündürmeye başlıyor. İşte bu paradigma değişimini ilk kez fark eden kişi Frank White adında bir yazar olmuş ve bu konsepte The Overview Effect adını vermiş. Hatta 1987 yılında bu konuyla ilgili bir kitap da yazmış. İngilizce'deki overview kelimesinin Türkçe karşılığı aslında genel bakış demek ama bence bu konsepti, bu kavramı sorgulama etkisi ya da yeniden gözden geçirme etkisi şeklinde Türkçeleştirmek daha doğru olur. Kozmik bir bakış açısı. Bu etki doğal olarak dünyayı ilk kez tepeden, yani uzaydan görebilen astronotlar ve kozmonotlar arasında gözlemlenmiş. Gerçi bizim "Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul" diyen bir Yahya Kemal'imiz var ama maalesef işte onu tanıyamamış bu literatürü yazanlar. Uzay mekiğinin penceresinden dünyayı izleyen astronotların hissettikleri de çok farklı değil, neredeyse şairane duygular. Dünya üzerinde aydınlıktan karanlığa geçerken ufukta görülen şimşekler, şehir ışıklarının arasında dans eder gibiler. Tevfik Fikret görse bunları "Şehrain ışıkları" derdi herhalde. Kutuplarda aurora perdelerinin arasından süzülen astronotlar, gördükleri renkleri, hareketi, güzellikleri tarif edemediklerini söylüyorlar. Ay'da yürüyen ilk kişi Neil Armstrong, oradan dünyayı ilk kez gördüğünde işte tam olarak bu etkiye yakalanmış. "Birden farkına vardım ki o küçük mavi bezelye tanesi bizim dünyamızdı," diyor Armstrong. Sonra bir gözünü kapatıp baş parmağını gördüğü dünyanın üzerine yerleştirmiş. İşte o anda kendini bir dev gibi algılayabilecekken çok çok küçük olduğunu hissetmeye başlamış. Uzaya çıkan bir başka kişi, Sultan bin Salman el Saud ise yolculuğunu şöyle anlatıyor. "İlk gün hepimiz kendi ülkelerimizi işaret ettik. Üçüncü veya dördüncü gün birbirimize kıtaları gösteriyorduk. Beşinci gün geldiğinde sadece tek bir dünya görmeye başladık. Tek bir dünya. Bu akıllara Gaia hipotezini getiriyor. James Lovelock'a göre Gaia şöyle bir şey: dünyanın biyosferini, atmosferini, okyanuslarını ve toprağını içine alan karmaşık bir varlık. Bu gezegende yaşam için en uygun fiziksel ve kimyasal ortamı oluşturmaya yönelmiş bir geri besleme ya da sibernetik bir sistem oluşturan bir bütünlük. Uzaya giden hemen herkesin gördüğü ve sonra da anlattığı bir şey var. Adeta kağıt inceliğinde bir katman. Yaşayan her şeyi çepeçevre kuşatmış ve canlıları uzayın ölümcül etkilerinden koruyor. Uzayda yaşadıklarının, hissettiklerinin, buna benzer duyguların bir açıklaması, bir karşılığı var mı diye dünyaya döndükten sonra araştırma yapan bir astronot, Savikalpa Samadhi kavramıyla karşılaşmış. İnsan egosunun yok edilmesiyle ulaşılabilen ruhani bir bilinç düzeyi bu. Kendini geçici bir süre için yok edip, yok farz edip, başka varlıkların gözünden görmeye başlamak. Yunus Emre uzaya çıksaydı buna büyük bir ihtimalle "Tefani sırrı" derdi herhalde. Bugün böyle biraz "şairler astronot olsaydı" modunda konuştuğumun farkındayım ama kozmik bir bilince sahip olabilmek için onların gözünden görebilmeyi öğrenmek lazım. Hayattan bir adım geri çekilip resmin bütününe bakabilmek. Tıpkı astronom
Carl Sagan'ın yapabildiği gibi. Voyager 1 uzay aracının 1990 yılında Dünya'ya yaklaşık 6 milyar kilometre uzaklıktan çektiği bu fotoğrafı görünce şunları söylemişti ünlü astronom. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz, o biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi, insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit, kaşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her yüce önder, her aziz ve günahkar onun üzerinde. Bir gün ışığı hüzmesinin üzerinde asılı duran o toz zerresinde. Gökbilimin insanlara alçak gönüllü bir kişilik kazandırdığı söylenir. Belki de insanın kibrinin ne kadar aptalca bir şey olduğunu bu fotoğraftan daha iyi gösteren başka bir şey yoktur. Birbirimize başkalarının gözünden bakmayı öğrenip iyi davranmak zorundayız. Birbirimize ve bu küçük soluk mavi noktaya.